Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Ziyaret için tuhaf bir saat Sermet Bey ama buyurun. Yine ağzınızdan bal damlıyor Narin Hanım. Emniyetten geliyorum. İyi haberlerim var. Şadiye'yi salıyorlar. İfadeler verildi. Mevzu kapandı. Ne? Sahi mi? Hani sevinsene biraz be. Yüzün gülsün biraz. Tamam kalk boynumuzu atla demiyoruz da. Şadiye kurtulacak diyorum sana ya. Keşke böyle kurtulmak zorunda kalmasaydı Şadiye. Böyle şantajla, tehditle, zorbalıkla falan. Zorbalık yok ya. Zorbalık yapmadık. Aldık konuştuk. Yani belki öyle bir tane fiske vurduysak mecburiyetten o da. Teşekkür ederim sen. Şadiye için düşündüklerim bitmedi daha. Çok güzel bir hayat olacak. İpek gibi bir hayat kuracağız ona. Sana söz veriyorum, ip gibi olacak senin karşında. Dimdik ayakta duracak. Neyse. Ben daha fazla tutmayayım seni. Sen de yorgunsun. Baksana, kötü gözüküyorsun. Gittim ben. Merak etme ama. İfadeler verildi. İş bitti. Sermet, sağ ol. Eyvallah. Uçtu Sevinç'ten kız be. Allah'ım bir insan evladına gülmek bu kadar mı yakışır ya? Yemin ediyorum bu kız güldüğü zaman benim için ferahlıyor. Ya paspas yaparken düştüm. Hep aynı sakarlığım işte. Şadiye. Bana bak. 40 yıllık avukatım ben. Bana masal okuma. Ne oldu sana diyorum? Kim yaptı bunu? Söyle çabuk. Bana bak. Mahkumlar mı yaptı yoksa? Kavga mı ettiniz? Gardiyanlar mı yaptı? Şadiye söyle çabuk. İsim ver. Kendi ellerimle ipe götüreceğim. Kusura bir bağırma. Bağırma. Bir anlatacağım. Sermet abi var ya, çıkarttı beni buradan. He. Allah. Nasıl? Aman nasılını boş ver. Bu Ali'yi göndermiş işte. Ya Zafer'le buluşturdular beni. Zafer? Bizim Zafer mi? Ah! Ya aklımı kaçıracağım. Ne diyorsun ya? Ben kaçırdım. Allah. Çıldırdım yani artık ben. Hapse dönmem dedim. Ölürüm de bir daha gelmem oraya dedim. Sonrası zaten ha, boynumdan belli. Ay Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim. Cık. Ya delirdi iyice, aklını kaçırdı bu adam. Tam kurtulacaksın, tam çıkacaksın. Çıkacak mıyım? Ya evet. Katil bulundu, suçunu itiraf etti. İlk celsede serbest kalacaksın. Tam her şey yoluna girmişken niye böyle yapıyor bu ya? Affeden kalacağım şimdi senin içinden. Çıkacağım mı? Bir aksilik falan çıkmaz değil mi bir daha? Bak vallahi artık bir aksilik olursa ölürüm ben bak burada. Yok Şadiye. Aksilik falan çıkmayacak. Söz veriyorum sana. Kurtulacaksın. Bir tane maske aldı. Yine ikimiz senle ben baş başa kalacağız. Eski günlerdeki gibi tamam mı? Tekrar mutlu bir aile kuracağız. Ablam. Ablam sevinçli bir haber. Bir şey olmuş değil mi? Bir şey oldu. Fırat abiyle bir durum oldu değil mi? Olmadı. Ama olacak Şadiye. Onu kendi ellerimle hapse sokacağım. Bekle. Abla bir deli deli konuşma da anlat ya. Asıl deli deli konuşan sensin. Bana bak. Ben mi buluştum be Zafer'le hapisten kaçıp? Deli. Ya sanki evde oturuyorum ben. Hiçbir derdim, sıkıntım yok. Bir buluşma eksik anasını satayım. Ya adam... Adam cinayetten yargılandım ben. Cinayetten yargılanan kızı alıyor. 15 yıldır görmediğim çocukla buluşturuyor beni ya.
ya. Vallahi ruh hastası. Ya nasıl attı beni? Hoş geldin Narin. İçeride konuşsaydık. Sermet ne yaptığını sanıyorsun sen? Şey. Ha? Şadiye'yi öyle gecenin bir vakti cezaevinden kaçırmalar falan. Ha o mu? Fena mı oldu yani? Ya ne demek fena mı oldu? Ya başınıza bir şey gelseydi? Ya yakalansaydınız? Hayatımızın sonuna kadar kurtaramayacaktık Şadiye'yi oradan. Olur mu canım öyle şey? Ben bütün güvenlik önlemlerini aldım. Bir sıkıntı yoktu. Güvenlik önlemlerini aldım ne demek? Manyaklık bu Sermet. Sen öyle hareket ediyorsun kimsenin hayatını, geleceğini falan düşünmeden. Ben Şadiye'nin hayatını düşündüğüm için zaten Zafer'le buluşturdum. Şadiye'nin geçmişinden gelen tek temiz şey Zafer. Eski hayatına dönmemesi için Zafer bizim sigortamız. Anladın mı? Ya bekleseydin, bekleseydin serbest kalınca buluştursaydın. Nasıl bir manyaklık bu? Nasıl bir akıl açılması ya? Sen bize iyilik falan etme Sermet, anladın mı? Etme. Yok arkadaş, ben bu kızı yarınamayacağım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.